Ama sonuçta bakıyoruz ki bir klip bayağı bir aşamadan geçiyor ki hem o arada tabii çekenler siz bayağı bir yoğunlukta, yani aşırı bir yoğunlukta geçiyor. Kesinlikle, aslında baktığımızda yapılan bütün hani başarılı işler ya da hani bir şeye gönül verdiğimizde başarılı olmak istersek eğer ki %100 emek istiyor. Hani %100'lük istiyor, %100 emek istiyor. Tabii ki de siz de daha çok bilirsiniz, medyada, radyoculukta da öyle, televizyonda da öyle. Yani bir şey çok böyle basit gibi gözüküyor burada radyoda. Bakın buradan radyonuzda kaç tane cihaz var, kaç tane elektronik eşya var değil mi? Bir sürü zahmet var. Yani dinleyecek bir şeye ulaşmak için ya da güzel şeyler yapmak için her zaman emek lazım. Ama seve seve yapıyoruz tabii ki. Tabii ki, yani burada radyoculuk normalinde radyoculuk bu kadar zorsa, hani sanatçılık daha da, hani hem görsel, her şeyinize dikkat etmeniz tabii gerekecek, konuştuklarınıza dikkat etmeniz gerekecek, şarkılar zaten mükemmel, hani her köşesine şarkının dikkat etmeniz gerekecek, en ufak bir pürüz şarkıda, söylediğiniz şarkı da en ufak bir pürüz şarkının çöpe atılması demek, bütün emeklerin mahvolması demek, Allah korusun. Ve sizin şarkılarınızı dinliyorum gerçekten. Yani. Evet, sağ olun. Yani, çok teşekkür ederim. Korkuyorum, nazar değecek diye korkuyorum. Çok sağ olun. Çok yani, teşekkür ederim. Beğendiğinize gerçekten çok seviniyorum. Zaten ben çok duygulandım. Zonguldak böyle genel anlamda beni perişanım şimdi çıktı. 2 gün sonra direkt burada dinliyorsa bize Değişim FM, o da sizin Ereğli'de bir radyo var. Evet. Orasından sağ olsun bir davetiye gelmişti. Orada da bir program yapmıştık. Onun dışında sağ olsun sevgili Anıl, tekrar sana da teşekkür ederim. Bir sürü haber yaptı. Diğer basın, Zonguldak'taki basın dan çalışan arkadaşlar da sağ olsun çok destekledi. Bu da beni çok gururlandırıyor tabii ki. Çok sağ olun gerçekten. Desteklenmemiz yani. Ben şart, de layık olmaya şart, çalışacağım yani sevginize yani her zaman. Ne yalan söyleyeyim, sizin buraya gelmenizde sizden çok benim yani sizin kadar benim şeyim var, faydam var yani, bana faydanız var. Onun ne size mutlu bana yani, inşallah. Ben hatta bugün Afrikalı Ali, belki duymuşsunuzdur. Kral FM. Tabii ki. Tabii ki. Yani tabii Kral FM. Bugün onunla irtibatta, telefonla görüştüm. Bugün onunla, daha doğrusu onu yayına bağlayacaktım. Gerçi aramadı ama onu yayına bağlayacaktım. Görüşürüz dedi. Afrika'ya gitmezler. Afrikalı Ali şöyle o beni destekçim olarak, yani büyük bir radyocu olarak genellikle destekler. Sağ olsun, desteğini esirgemedi. Kendi sayfalarından olsun. Ama bir dahaki görüşmemde ona da çok çok bahsedeceğim. Sizin için, sizin şarkılarınızı Kral FM'de dinlemek bizim için veya Kral radyolarında, Kral televizyonlarında dinlemek, biz Zonguldak'ımızın evladı olarak sizin klibinizi, şarkılarınızı, şu şarkılar oralardan az yerlerde çalacak şarkılar değil. Yani teşekkür ediyorum, çok şarkılar. Sağ olun. Ya inşallah nasipse oralarda sizleri görmeyi çok isteriz. Çok daha iyi yerlerde görmek isteriz bir yarın öbür gün. Çok büyük yerlerde olduğunuzda yine belki bir garip. Yani hak ettiğimiz yer neresiyse orada duralım ya, o yeterli. Şimdi şöyle, insan hakkını kendisi arayıp yükseltir. Doğru. Bunun peşinde koşmanız gerekir bazen. Bazen çok emek gerekir. Klip, küçük bir klip için, 4 dakikalık klip için günlerce emek veriyorsunuz. 4 dakikalığına insanlar sizi izlesin. Tabii diye. Ki haklısınız. Yani. Başarı yani, tesadüf değil. O tesadüf her değil. Meslekte öyle. Peşinden gitmek gerekir. Tabii ki. Sor bakalım. Şimdi Özgü, klibin harika bence. Çok sağ ol. Kendimce çok beğendim. Teşekkür ederim. Şimdi diyorum ki Zonguldak'la ilgili bir projeler, yani aklında var mı? Var tabii. Ne gibi projeler mesela? Aklımda Zonguldak'la ilgili şöyle projem var. Yani ben de bir madenci torunuyum sonuçta bir şekilde baktığımızda. Zonguldak'ı birazcık belki de tanıtmak ya da burada bir müzik destekli bir Zonguldak'ı tanıtım bir klip olabilir. Ya da burada bir sosyal onarım bir konser olabilir. Yani buraya
dahil buraya bağışlayacağımız. Öyle şeyler olabilir yani ben. O zaman birazcık Zonguldak'ın kültürel ya da işte sanatsal daha çok aktif olmasını isterim. Bunu da desteklerim her yandan. Evet, o zaman biz bunu çok isterim yani. 98.7 Radyo Zonguldak aracılığıyla tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunalım. Zonguldak'ın bir değerini sahnede canlandırsın bence. Tabii ki. Yani Özgü Ulaş Zonguldak'ta bir sahne alsın. Doğru değil mi? Tabii ki de isterim tabii ki de ama... Şöyle Özgü Ulaş'ın zaten belediyenin kendisi Özgü Ulaş'tan bunu rica etmesi gerekir bir kere. Bakıyorum da yani yarın öbür gün çok iyi yerlere gelebilecek bir ses. O yetenek, o kalite var. Belki de yarın öbür gün çağıramayacağız bile yani ona ulaşamayacaklar. Olur mu? Belki hiç ama. Öyle bir şey ben yok. Ben onu dedim ya yarın öbür gün hani. Yani kalorifer alırsanız kesinlikle gelirim, almazsanız bir daha gelmem. Onu söyleyeyim. Yani hiç meşhuriyetle alakası yok. Meşhur, popüler olmamla değil. Ha, buraya getirmişler bir tane şimdi. Durun bakalım belki ısınacağız. Yani. Ama şey ya, ama bu şey bayanlar biraz daha fazla üşüyor. Sizi de burada suçlamayayım o kadar. Yok, belki yok, siz üşümüyorsunuz evet. Da ben biraz aşırı üşüyorum. Bir de sürekli hayır. Almanya Türkiye arası gidip gelme, iki iklim değişimi, iki tarafta da sürekli bu problemi yaşıyorum. Gerçekten stüdyomuzun tam bitmiş hali olsaydı şu anda bırakın üşümeyi artık burası daha da buhar odasına yani, dönüşmüş olabilir. Yani buhar odasına. Çünkü burası yazın biz burada nefes alamadık. Yani burayı yazın başladık yapmaya. İnanın çok büyük bir uğraş var burada. Çok büyük bir uğraş var. Yani kolay kurulmuyor bir radyo. Hani öyle pat diye kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani çok büyük bir uğraş var. Uğraştık biraz. Çok az bir şey kalmıştı. Ama bir dahaki yayınımıza İyi ki de yine de varsınız. Alacağım. Radyo çok önemli bir şey. Bakın, İyi ki de yine de varsınız. Söz vereyim. Sözünü alacağım yarın öbür gün. Belki size zar zor ulaşacağız. Anıl Bey burada. O size ulaşıyor her zaman. Ulaşır belki ama siz de ulaşırsınız. Sorun yok. İnşallah. Ulaştığımızda kısa bir zamanda yine her şey oturmuş haldeyken en güzel bir şekilde sizi tekrar yayınımıza böyle daha güzel, daha çok albümleriniz güzel, şarkılarınız güzel. Daha çok repertuarınızla böyle burada sizin şarkılarınızla güzel bir program yapma sözü sizden rica ediyorum. Tamam söz. İnşallah. Dediğim gibi hani sıcak kalacaklar olayı. Ne burası gerçekten o benim hatam. O benim hatam. Şöyle o benim şeyime geldi. Sorun yok. Ben birazcık geldi. Size böyle biraz takılmak için Zonguldak'ta diyorlar ya kaynıyor. Size kaynıyorum. diyorlar ya. Evet. Mesaj geliyor. Evet kimden evet, geliyor? Evet mesajlarınızı okuyalım. İstanbul'dan var şu anda. İsmail Çelik. Aa. İsmail Çelik. Aladayım. Anıl Özgü'ye çok selam söyle demiş. Öpüyorum demiş. Ben de onları öpüyorum. Ondan sonra yine Çaycuma'dan bir dinleyicimiz var. Evet. Soner Akçalan nakliyat ambarından sevgiler selamlar demiş. Selamlar yine bizden. Almanya'dan yazmışlar. Cihan Metin. Hatta Almanya'da bir sanatçı tanır mısın Özgü bilmiyorum ama kolay kesin gelsin. Duymuşumdur. Ona da selamlar. Almanya'dan ses sanatçısı Cihan Metin demiş. Cihan Bey'e de selamlar. İstanbul'dan Uğur Aydın selamlar demiş. Aziz abi yine mesaj atmış. Demiş ki kızım ben sana her zaman bakarım. Yeter ki üşüme demiş. Ay çok sağ olsun. Ondan sonra yine Çaycuma'dan var. İyi yayınlar demiş. Herkese selam demiş. Deniz Çelik. Çeliklerden sülalece herkese selam sağ olsun. Demiş. Onlar müziği falan da seviyorlar evet. Öyle şeyler. Radyoyu takip ediyorlar sürekli. Evet. Çok sağ olsun. Hepsine çok çok buradan sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Gerçekten çok sağ olsunlar. Biz de sevgi ve saygılarımızı gönderelim dinleyenlerimize ve canlı bir şarkı alabilir miyiz? Ha tamam. Canlı şarkı almadan kaçacağını zannettiniz. Hani böyle ya, yok kalorifer yanmıyor, yok burası soğuk falan deyip kaçacağınızı zannetmeyin. Ben o şarkıyı alacağım ve şarkıyı dinleyeceğiz hep birlikte canlı bir şarkı. Hazır mısınız? İsterseniz bir şarkı arası verelim, dinlenin. Olabilir. Ona göre siz bilirsiniz. Yani fark etmiyor. Bilmem. Hazırsanız.
söyleyeyim. Tamam, hazır söyleyeyim. Yoksa bir şarkı arası verelim. Siz söyleyeceğiniz şarkıyı kendinizden. Öyle yapalım o zaman. Songül Karlı'yı bir dinleyelim. Ardından hiçbir yere ayrılmıyorsunuz sevgili dostlar. Özgür Ulaş şimdi canlı performansıyla o güzel sesiyle sizlere güzel bir şarkı dinletecek, söyleyecek. Hadi bakalım, ben canlı şarkısını almadan göndermeyeceğim onu, merak etmeyin zaten. Saçlarıma rüzgar değdi, elin gibi elin gibi. Saçlarıma rüzgar değdi, elin gibi elin gibi. Ben o rüzgarı tanırım, gül kokulu tenim gibi. Sağım yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Döndüm baktım dünyaya. Başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime. Bir de kabak yerleri esiyor yalnız gönlümde. Aşık
aşık mı oluyorum yeniden savunmasız korkuyorum. Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmaktan korkuyorum. Güneş bir başka doğuyor, neden bugünlerde? Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde. Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız korkuyorum. Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime, bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde. Aşık mı oluyorum yeniden savunmasız korkuyorum. Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmak istemiyorum. Kurtar beni Tanrım, içim yanıyor ona tutuluyorum. Kurtar beni bilirsin, aşık olmaktan korkuyorum. Ne ağzımın tadı var, ne canda huzur. Gönül nasıl derin bir kederde. Aşkından ümidi kestim hiç olmazsa. Evim şenlensin sohbete gel. Hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım. Kavasım bu nasıl
Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan Zonguldak. Selam.
Evet, sevgili dostlar, yayınımız devam ediyor. Özge Hanım bizlerle, Özge Ulaç, değerli sanatçımız, Zonguldak'ımızın yetiştirdiği, Almanya'da yetişmiş olsa da yine de Zonguldak'ımızın değerli sanatçısı olarak biz ne diyorlar ona, kendisini takdim ediyoruz sizlere. Sağ olun. Evet Özge Hanım, klipten bahsettik, Almanya'dan bahsettik, Zonguldak'ımızdan bahsettik. Peki evet. Nasıl müzik sektörü, müzik sektörü olayı nasıl, bu camianın içinde olmak, duygularınızı şöyle bir anlatırsanız bize. Hani şu an bayağı bir artık bakıyorum görüntülenme, şarkılarınız falan, dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi, biliyorum kısa zamanda bayağı bir tanınacaksınız. İlerleyeceksiniz, yolunuz açık olduğu belli. Hayırlısı olsun. Şimdiden şöyle ileriye baktığınız zaman kendinizi nerede görüyorsunuz? Yani bir hedef koymak gerekir ki insanın ilerisi için, mesleki hayatında. Evet, güzel soru. Evet. Kendimi aslında nerede görüyorum? Hani her zaman dedim ya, başarı tesadüf değildir. Evet. Her yaptığımız iş, her bir sonra yaptığımız iş, bir önceki yaptığımız işten daha iyi olmalı ya da en azından ona hedef koymamız lazım. En azından daha iyi olmaya çabalamamız gerekiyor. Ama hani onu sonuçta halkın takdiri, dinleyicilerin takdiri, öyle bir şey ki. Ya insan duygusu kadar ya da dokunabildiği kadar sanatkar olabiliyor, sanatçı olabiliyor. Yani karşı tarafa dokunduğu kadar. Ben istediğim kadar bazı şeyler yapayım, isteyeyim ya da istemeyeyim. Bazen şarkı da kendini insanı buluyor, insan da yolunu buluyor. Ama tabii ki de her zaman inandığım şeylerden vazgeçmek istemem. Onu istemem. Her zaman severek bu işi yapmak isterim. Hani bu işi olacak diye çok daha fazla yani insanları etrafımda kıracak ya da hani öyle değil. Yani çok böyle güzel şeyler olsun. Sanat öyle bir şey aslında, insanları bir araya getiriyor. Bakın. Bir şarkım olmasaydı belki de bu kadar çok insan bugün bir araya gelemezdi. Evet. Bugün hiç unuttuğum akrabalarım yazdı sağ olsunlar, ya da hiç yani tanımadığım bir insan, tanıdığım ya da aynı köylüm, ama bir araya geliyorsun bir şekilde. Sanat insanları bir araya da getiriyor aynı zamanda. Hani böyle olsun isterim. Dokunabilmek isterim her zaman insanlara. Tabii ki de yolumda da kendimi geliştirmek isterim. Şarkıların zaten amacı o. İki gönlü, hiç olmazsa en az iki gönlü bir araya getirmek, bağlamak veya ayrılsalar bile. Beni mi çekiyorsun? İkisini de. Evet. Bunları da çeksene ama gerçi şey, kaptan şey istemiyor değil mi? Meçhul. Anıl'ı çek ama o da medyatik bir surat. Şöyle diyeyim. Medya onu da takip ediyor yakından. Evet, benim dediğim gibi sesimle tanınayım. Benim mecram bu, radyoculuk sektörü olduğu ama için. Aziz abi görsün. Aziz abiye selamlar olsun. Aziz abiye selamlar, saygılar olsun. Aziz abi görsün, önemli değil. Onu da bir gün gelir, canlı canlı görür burada. Alalım, konuk ederiz. İnşallah. Çek bak, bunları çek. Çek bak. Gösteririz. Bunu bütün Türkiye'ye görsün. 72 milyon da görsün diye sürekli. Sanki hepsi bizi mi dinliyor? Evet, bir sanatçı. 72 milyon sanatçının hüsran dolu dakikaları. Evet. Buyurun, burada dondum. Gerçekten böyle var ya. Evet, lütfen. Ulusal basın katılsın. Radyo. Donduruyorlar bizi burada. Çok kötü ya. Evet. Çay bile yok. Var mı? Görüyor musun? Yok. Hiçbir şey. Ne şortlar altında sanat yapmaya çalışıyoruz. Bakın. Şaka yapıyorum kaptan. Alınmıyorsun değil mi? Yok, biraz espri yapmak zorundayım biraz. Yani onunla şeyim yok. Sana şey kaynıyorum. Bana kaynıyorsunuz. Evet, Zonguldak'ımızın meşhur sözü. Kaynama bana. Sana kaynamıyor. Evet. Evet. Peki aileniz burada mı? Almanya'da mı? Ailemin bir kısmı burada. Hani çekirdek ailem. Annem, babam, kardeşim Avrupa'da, ama işte anneannem, amcalarım, dayılarım, teyzelerim burada var tabii ki de. Az yani, önce de katıldılar ya. Gidemeyenler burada kalmış. Yok. Yok, katılım oradan da oluyor, Almanya'dan da oluyor. Tabii ki. Evet. Diyeceğim ama ne bileyim, sizi yormak da istemiyorum bir yandan. Yorabilirsiniz.
Yöremize ait şöyle güzel bir türkü söyler misiniz bize? Güzel sesinizde. Nacizane elimden geldiği kadarıyla sazsız sözsüz. Sazsız sözsüz derken şöyle diyeyim. Problem değil. Anlayamadım ne ki. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bak. Ne bunu mu? Canlı yayın için mi? Yok bunu buradan açarım ben. Buradan açarım. Önemli değil. Ben sanatçımızın sesi karışmasın. Ben teknikten hiç anlamıyorum da. Karışmasın diye açmadım onu. Tamam. Şey yapmasın. Aldatmasın siz diye çipsiz. Ha tabii. Çünkü kulaklıkla olduğunda diğer biz bütün mesleki tiyoları buradan verdik değil mi artık? Evet. Kanallar şeyler. Tabii ki her şeyi mikrofon, kulaklık. Kulaklık, her şeyi mikseri. Yakına bir rekabet radyo çıkar Zonguldak 2 diye. Canlı yayına gerek yok zaten. Herkes gözünde hayalinde canlandırdı kendini. Aynen. Beni çekmezsiniz inşallah. Onu çek. Yok, çekme beni. Beni çekme canlı yayına. Yani tamam. Canlı yayına beni gösterme yeter kardeşim ben. O zaten evet kendisi yapıyor canlı yayını. Evet yöremize ait güzel bir türkü alırsak sizden. Tamam yarım elma gönül alma ufak bir kubile. Ufak artık o size kalmış güzel sesinizden şöyle güzel bir Zonguldak yöremize ait varsa repertuarınızda güzel bir türkümüzü. Aklıma gelsin tamam. Diğer şarkılarınızdan da alabilirim. Onu da söyleyeyim. Şimdilik Türkiye. Yani, şimdilik Türkiye'ye zaten gitmeden. Yavaş yavaş sonuna gelmedik mi programın ama bunu okuyalım da. Değil mi? Siz bilirsiniz. Şimdi o kadar dediniz ki hani üşüyorum, donuyorum falan. Benim ben artık tutamıyorum sizi burada. Yani şimdi bir an o şekilde. Yok yok kaçmak bak, istemiyoruz canım ama o değil. Utancımdan dilim bile dönmüyor artık. Yok yok. Yani şaka bir yana tabii ki sizde şimdi mikrofon. O kendisi belirlesin, şarkıyı kendisi söylesin, biz de dinleyelim. Sürpriz olsun bize, değil mi? Mikrofon Özgü Ulaş'ta. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu dert beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşlarım ferman yazdırır, bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaram astırır, yaram sarmaya yar kendi gelsin. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, nazı yarın hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı aşar gezerim, nazı yarı kaybettim ağlar gezerim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten biz teşekkür Nacizane ederiz. Nacizane yarım elma gönül alma biz yaptık. Biz teşekkür ederiz. Burada bizim jingle'larımızı her gün karıştırıyor tabii bizim her şeyimizi. Sevgili patronumuz. Alkış jingle'ımız. Alkış jingle değil mi? Evet. Bulamadık. Neyse. Gerçekten bulamadık. Neyse. Kabul ediyorum alkış. Ha. Çok güzel söyledi gerçekten de. Maşallah. Buyurun mikrofonu alın. Şöyle mikrofona. Ben söyleyeyim. Bırak. Ben acemiyim. Sen söyle. Evet. Şimdi Aziz abi demiş ki dayısı kadar akıcı Türkçe konuşuyor. Bu kız ben ona adam olacak çocuk diye. Kırmızı başlıklı kız anlattım. Evet doğru. Onun adı kırmızı başlıklı kız demiş. Ondan sonra tekrar Deniz Çelik yazmış. Ağzına sağlık Özgücüm demiş. Aziz abi tekrar yazmış. Bende çay var gelin demiş. Teşekkür ediyoruz hepsine buradan. Evet Özgü ağzına yüreğine sağlık. Teşekkürler. Güzel. Çok sağ olun. Kaptan ne yapalım? Yani canlı söyledik, konuştuk.
Ama alacağız giderken. Ama gerçekten de sizi yorduk. Yok, yorulmuyorum, şarkı söylemeyi seviyorum ama. Giderken bir şarkınızı alacağız. Ama korkun yani. Artık. Nedir? Sen sorusu varsa sevgili de Özge Hanım'a. Ama çok oldu, programa dönüştü artık bu şey, mesai al programa yani. Dönüştü de canlı şeye dönüştü değil mi? Yani. Matineye dönüştü. Sorun. Evet. Soru, şarkı. Şöyle alayım mikrofonu, bu şekilde alayım ben. Buyurun. O, sıkıntı yok, o alışkın. Zaten bu soruyu ben size buraya gelmeden önce sormuştum. Hiç bir dizide oynadınız mı? Evet, siz miydiniz o? Evet, bendim o. Bununla ilgili bir teklif aldınız mı? Ya da bir teklif gelmiş olsa bununla ilgili ciddi anlamda bir şey düşünür müsünüz? Yani bir dizide oynar mısınız? Oynayacağınız dizi nasıl bir dizi ya da bir sinema filmi olabilir? Bununla ilgili bir projeniz var mı? Ya da atıyorum size bir teklif geldi. Evet. Hangi rolde oynarsınız ya da oynamazsınız? Yani aslında sanat ve tiyatro zaten odur. Hani birazcık kendi kişisel ruhumuzun dışına çıkıp başka bir insanı canlandırmak. Sahne de öyle bir şey. Yani sahneye çıktığımızda her zaman çok istediğimiz şeyleri yapmıyoruz. Bazen çok hareketli şarkı söylemek zorundayız. Moralimiz iyi değil ya da moralimiz çok iyi ama melankolik, acılı bir şarkı söylüyoruz. Hı-hı. Repertuarımız gereği. Sanat da böyle bir şey. Tabii ki de tiyatro ya da işte dizi sektörü bunun bir başka bölümü, ancak onunla ilgili çok sevdiğim, buradan da çok ellerini öptüğüm ve selamlarımı yolladığım Ayla Algan'la tanışmışlığım oldu daha önce de. Ama ciddi anlamda bir tiyatro ya da henüz böyle bir eğitim almadım. O yüzden de hazır hissettiğimde, ki öyle bir teklif geldiğinde ve ben de hazır olduğumda tabii ki neden olmasın. Hani özellikle şu rol ya da bu rolü oynarım diye bir şey yok. Hani aslında insan her rolü oynar. Çok sanat zaten evrenseldir. Evrenseldir. Her rolü de oynar. Aşırı derecede hani bir politik ya da aşırı derece uç bir radikal bir tarafı eğer ki desteklememek şartıyla sanatsa, sanatsal içerikli biraz humanist bir senaryoysa falan, o insan seve seve oynamaz mı? İnsan herkes ister. Peki bir sorum daha olacak. Siz bir yerde zannediyorum sahne alıyorsunuz. Farklı ya, yerlerde farklı alıyoruz yerlerde. Aslında. Hem İstanbul'da hem Münih'te ya da Almanya'nın birçok kentinde, Türkiye'de de öyle. Şimdi burada gördüğümüz Özgü Hanım'la sahnede gördüğümüz Özgü arasında ne fark var? Ya illaki bir çok fark vardır ama hani kendi açınızdan hani mesela ben normal hayatta gayet sakinim ama yayında mesela radyoculukta, radyoda programlarımda pek sakin olmuyorum. Anladım. Sahnedeki Özgü aslında gerçekten orada çok başka bir insan oluyorsunuz. Aslında şöyle, ben sahnede kendimi çok daha iyi de ifade ettiğimi düşünüyorum şarkılarla, yorumumla. Bir kere sevdiğim bir yer, çok çok sevdiğim bir yer. Tabii ki orada bir başka bir insan var. Tabii ki de yani. Ya biraz Özgün, farklı. Evdeki Özgü'nün yanı sıra farklı bir Özgü içten dışarı çıkıyor sana diyorum orada. Tabii o, tabii ki şarkıların gereği de girdiğimiz ruh haliyle beraber yansıttığımız ve yorumladığımız şekle beraber tabii ki de farklı bir insan oluyor. Ama aslında öyle çok da çok 2-3 tane karaktere bürünen bir insan değilim. Hani aslında her zaman aynı kişiyim her tarafta. Klibinizi seyrettim. Bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Klibiniz güzel. Çok sağ ol. İleriki günlerde farklı şarkılarda ya da kendi bestelerinizle bir klip ya da bir albüm çalışması yapmayı düşünüyor musunuz? Var, aslında çoktan da çıkması gerekiyordu. Birazcık aksattık. Perişanım şimdi gerçekten, hani onu da az önce söyledim. Bana böyle çok basitmiş gibi geliyor dışarıdan da çok yorucu da bir iş. Onun arkasına durmak, radyocu sağ olsun arkadaşlar çağırıyor oradan ya da orada bir programa katılıyorsunuz. Bunlar çok kolay şeyler değil. Çok seve seve yaptığımız doğrudur ama hani yine de biz de heyecan taşıyoruz. Biz bir yere heyecanla gidiyoruz. O yüzden biraz benim böyle yoruldum ama şimdi çok güç topladım, enerji doluyum. Tekrar yeni projelerime inşallah çok yakın zamanda imza atacağım tabii ki de. 2018'de bir Özgü Hanım albümü bekliyoruz. Kesinlikle. 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 Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar. Teşekkür evet, ediyorum. Çok sağ olun. Ederim. Çok biz teşekkür ederiz. Asıl geldiniz programımıza, o kadar yolu teptiniz. Programımıza konuk oldunuz. Bizimle
hayatınızı paylaştınız. Kısa da olsa küçük de bir sesinizi duyurdunuz. Çok teşekkür ederiz inşallah. Ama bir dahaki programın sözünü aldık değil mi? Söz. İnşallah. Buradan Zonguldak'a ve beni dinleyen herkese tekrar tekrar selam olsun. Evet. Zonguldak'ı ben çok seviyorum. İnşallah da Zonguldak beni sevmiştir. Ben ama yine de her zaman seveceğim. Burada herkese tekrar tekrar selam yolluyorum. Özellikle madenci ailelerine, geçen günlerde kaybettiğimiz canlarımıza da buradan tekrar ailelerine başsağlığı dilemek istiyorum bu vesileyle. Evet. İnşallah artık madencilerimizi Allah bizlere bağışlar. Onları da bu şekilde kaybetmeyiz. Bunun da ne gerekiyorsa da inşallah da yapılır artık diye. Ben de sanatçı olarak nacizane böyle ismimi buradan duyurayım mesajımı. Evet, hepimizin kanayan yarası Zonguldak olarak bizim kanayan yaramız bu. Artık, maalesef. Tabii ki madencilik dünyanın en zor mesleği. Biz burada yapıyoruz bir şeyler. Belki sadece bir heyecan var, biraz adrenalin var. Ama onlar da full. Daima kesinlikle bir aksiyon, bir korku var evinden. Helalleşerek çıkan tek meslekçi, madenci. Helalleşerek çıkan ailesine evet, son bir kez. Mevlam yardımcıları olsun tekrar. Bakarak çıkan, ben de madenci evladı olarak konuşuyorum. Özge Hanım, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Gerçekten keyifli. Benim için çok keyifli oldu. Kalorifer olayı dışında. Yani. Kalanda, neyse, anlatmayacağım bu bölümü. Kimse duymadı ama tamam, aramızda kimse kalsın. Kimse duymadı. Bu arada son giderken güzel bir şarkı alayım sizden. Bir dahaki programın sözünü aldım. Güzel gitmeden bir şarkı, canlı bir şarkı daha alayım sizden. Ondan sonra da sizleri uğurlayalım. İnşallah bir dahaki programda Özgür'ü alacağız inşallah. Yani ben her şeyi telafi edeceğim o zaman. O zaman ben konuşma sırası bana gelecek. Kaloriferde her şey tamamen olacak. O zaman konuşma sırası bana gelecek. İnşallah o zaman daha da güzel bir şekilde, daha da güzel bir yayınla dinleyenlerimizin karşısında. Belki o zaman yani şöyle diyeyim, ben bayağı bir uğraşacağım sizi buraya getirmek için o zaman, ama yine de sözünü aldım ya, ben ona güveniyorum. Zonguldak değil sonuçta. Sözümüzü tutarız değil mi? Tamam. İnşallah. Sanki söz verdik de ya yarın öbür gün ya ne bileyim ya yıldız falan olursak ben buraya nasıl geleceğim gibisine. Yok canım, olur mu? Sürekli buraya geliyorum zaten. Akrabalarımız yani. Hayır. Ben onun şakasını o kadar, ben kaynıyorum. Ben kaynıyorum. Kaynıyor bana. Ben kaynıyorum. Evet Özge Hanım, alabilir miyiz güzel bir şarkı gitmeden? Eğer yorulmadıysanız, yok, yani siz olarak veya hazır değilseniz. Dinleyicilerimiz yorulmadıysa, siz de yorulmadıysanız. Hiç zannetmiyorum. Ben buradan gördüğüm kadarıyla hiçbir sıkıntı yok. Ve daha da güzel bence. Peki. Ve şunu da aktarayım unutmadan. Dinleyenlerimiz diyor ki, çoğunda da var. Sadece bir kişi de dememiş bunu. Ses intizara daha yakın. Ben de fark ettim biraz böyle, sanki intizara yayından dinlediğimiz zaman intizara bir daha biraz daha Sezen Aksu ile intizar arasında. Özgü'de karar verelim biz, Özgü olarak i̇şte, sesi hani öyle demiş, intizar olmasın, şey olmasın, Sezen de olmasın, Özgü diyelim Sezen Aksu. Ama Özgü. İşte keşke söyleyebilseydim ben. Dinleyenlerimize diyorum ki ben ne intizar, ben bunu söyleyecektim, ne intizar ne Sezen Aksu karşınızda. Özgü Ulaş. Uçurum, uçurum gözlerine baktım, sensin prangalarca boynuma taktım, sensin dağ gülleri gibi gibi hasret çektim. Her gece uyku diye yattım, sensin. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belalım. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de belalım. Belalım.
gerçekten büyük bir alkışı hak eden çok büyük alkışı hak eden bir ses ve yorum. Çok sağ olun. Finalinde mükemmel yaptınız. Ben Almanca'yı teşekkür ettiğinizi biliyorum da tamamlamayı yapamıyorum. İngilizce olsaydı yapardım ama Almanca'yı yapamıyorum. Thank you diyeyim o zaman. Ben teşekkür ederim. Uluslararası başkentine geçtik ya radyoda. Siz Almanca'yı tabii ana diliniz olarak bilirsiniz değil mi? Evet. Yani. Biraz. Yani biraz mı? Yani işte kendimizce biliyoruz. Yetiyor. Almanya'da doğduğunu zannediyordum ben size. Ben onu bekledim ama demedi. Ne? Evet. Nein David. Evet. Özcan Hanım'la birlikte olduk. Gemi Özcan yavaş yavaş limana galiba yaklaşıyor değil mi? ve artık ayrılık vakti geliyor Özgü Hanım'la. Çok sağ ol. Ben de çok teşekkür ediyorum. Özgü Ulaş bizlerle olduğu değerli vaktini bizler için ayırdı bu akşam. Çok teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin efendim. Helal olsun. Söyleyeceğiniz son kelimelerinizi alalım dinleyenlerimize, ardından vedalaşalım. Yani güzel bir sohbet oldu. Dolayısıyla galiba vedalaşamıyoruz biz de, öyle bir şey. Sürekli veda yeter artık diyorlardır değil mi? Bin kere veda ettik kadın diye. Gördüm kadarıyla. Tekrar öpüyorum herkesi. Çok çok selamlarımı ve sevgilerimi Zonguldak'a, kalbimi bırakıyorum. Evet. Zonguldak'ı çok seviyorum. Bu Batı Karadeniz'de olduğum için de gerçekten kendimi mutlu kılıyorum. Ve şarkılarla kalsınlar, sevgiyle hepsi kalsın. Böyle güzel günlere inansınlar. Her şey güzel olacak diye umut edelim. Öyle. Yani kapanışta Anıl yapsın. Artık. Tamam. Evet Özgü. 98.7. 98.7'yi niye sürekli biz söylemedik? Unuttuk bak. 98.7. Evet. Radyo Zonguldak. Radyo Zonguldak. Tak. Hatta Zonguldak'a geldiğin için, programımıza konuk olduğu için sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu akşam güzel bir sohbetimiz oldu. Evet. Biz Radyo Zonguldak ailesi olarak tekrar sana bir teşekkürü borç biliriz. Çok sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. O borcumuzu da en yakın zamanda ödemek isteriz. En kısa zamanda tekrar. Peki. Evet Özgü Hanım çok teşekkürler tekrar bizimle birlikte olduğunuz için. Çok gerçekten minnet duyuyorum. Sizin gibi bir sanatçıyı Zonguldak'tan, Batı Karadeniz bölgesinden çıktığı için sizin gibi bir sanatçıyla bir de benim yayınımda Zonguldak'ı dinlettiğimiz için ilk olarak Zonguldak'ta. İlk defa benim yayınımda değil mi? Zonguldak'ta evet. Zonguldak'ta evet. İlk defa benim yayınımda Zonguldak dinledi. Ben de bunun için ayrıca bir gururluyum. Çok teşekkürler. Varsa bir isteğiniz şu an Zonguldak'tan yok. Vedalaştık. Yeter artık domates atacaklar. Domates olacak. Evet. Özgü Hanım'ın Perişanım Şimdi şarkısıyla Özgü Hanım'ı uğurluyoruz sevgili dostlar. O zaman Özgü söylüyor Perişanım Şimdi. Neredeydi? Neredeydi? Zonguldak Radyo 98.7. Evet. Radyo Zonguldak 98.7. Can. Özgü Ulaş Perişanım Şimdi sizlerle birlikte oluyoruz sevgili dostlar. Nasıl derin bir kederde sohbete geldi. Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anada I'm not afraid to die.
Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı?